bağışıklık sistemini kuvvetlendiren bir salata yapacağız. Herkesin kullanabileceği, bağışıklık sistemi zayıf olanların bağışıklık sistemini kuvvetlendirebilecek, herhangi bir hastalığı olmayanların da daha kuvvetli hale gelebilecek, daha dinç ve enerjik hale gelebilecek bir salata yapacağız şu anda. Neler kullanacağız malzemelerimiz? Domatesimiz var. Limonumuz var. Tabi limonun hem kendisini hem de kabuğunu kullanacağız. Sarımsağımız var. Biberiyemiz var. Çok önemli. Onun dışında dereotu, maydanoz ve tereotumuz var. Kekiğimiz var. Kırmızı lahanımız var. Fesleğenimiz var. Ve bunları yapmak için de aspiryanımız ve havanımız hepimiz var. Hazır, evet. Bir de elma sirkesi. Elma sirkesini onu en son kullanacağız. En son. Hepsinden şimdi yaparken hem hazırlanış şekliyle hem de niye öyle yaptığımızla ilgili tek tek bilgi vererek başlayacağız. Tamam hocam. Başlayabiliriz. İstiyorsanız başlayalım hocam. Tamam, başlayalım. Ben de alayım. Evet. Burada el birliğiyle imajörsünü yapalım. Hocam aslında herkesin evinde var bunlardan, evet, ama kullanmayı, evet, bilmiyoruz. Doğru kullandığımız zaman çok daha iyi verim alırız. Aynen. Örneğin zeytinyağımızı dökelim. Tamam. Fesleğenimizi alıyoruz. Hatta bunu biraz da böyle tırtıklayabiliriz. Çünkü bunların hepsini aynen bu şekilde salatamıza atacağız. Tamam. Salatamız içerisinde olacak. Onun dışında kekiğimizden alıyoruz biraz. Şöyle şey yapıyorum. Tabii, tırtıklıyorum hocam. Tırtıklayalım, daha iyi olur. Çünkü tırtıkladığımızda bakın bir koku yayılıyor. Esansı çıkıyor. Emel Hanım duyuyor musunuz? Koku gelirse kadar gelmiş. Emel Hanım'ın kokularla arası. Geldi. Hemen, evet, geldi. Uçucu yağları bunlar. Salatayı bıçakla kesmek doğru mu değil mi salata yaparken? Salata yaparken elle kesmek elle, daha iyi. Elle, elle kesmek. Bakın dikkat ederseniz ben de elle. Tamam, onun için de hocam, sordum ki çünkü bizi izleyen seyircilerimiz, evet, için. Şöyle şimdi koydum. Koyalım, biraz daha koyalım. Çünkü zaten bu bizim açımızda önemli. Neden bunu yaptık? İçine bunun bakın kokular daha da fazla yayılmaya başladı. Koyduktan sonra daha da fazla yayıldı. İçinde fesleğenimiz var. Bakın size kadar geliyordur. Evet. Kekiğimiz var, biberiyemiz var. Şöyle bir kaşıkla da. Tabii. Hatta tahta kaşıkla daha da iyi olur varsa. Tamam, şöyle yapayım. Bu da işimizi görür. Aynen. Şöyle hepsini buladık. Şimdi bunu buladık ve zeytinyağı içerisinde biraz bekletiyoruz. Buradaki amacımız ne? Zeytinyağı zaten antioksidan özellikleri olan bir ürünümüz. Hepimiz biliyoruz. Onun dışında kullandığımız biberiye. Biberiyenin içerisindeki uçucu maddeler. Yine onun içerisinde bulunan etken maddeler. Özellikle apigenin adı verilen bir madde var. Kanserle savaşan bir maddedir. Bağışıklık sistemini kuvvetlendiren bir maddedir. Onun dışında fesleğen bağırsak sistemi için çok önemlidir. Hazımsızlığı giderir. Hocam kesleyen ben bu arada onu hemen kesmeye alalım, başlayalım. Tabii, keselim tabii. Ben bunu. Tabii zamandan da kazanalım. Onu parçalayacağız biraz. Ondan sonra içerisinde kekik var. Kekikle ilgili Almanya'da çok güzel bir söz var. Aynen şöyle söylerler. Grip herkese gelecek ama kim kekik kullanıyorsa ona gelmeyecek. Wow. Evet. Kekik o derece antiviral özellikleri olan içerisindeki timol ve karvakrol maddeleriyle birlikte hem solunum sistemine karşı hastalıklarına karşı etkili, hem bağışıklık sistemini kuvvetlendiren, aynı zamanda da bağırsak metabolizmasında etkili olabilen çok güzel bir tıbbi bitkidir. Biz bunu salataya koyduk. Salatanın içerisine yerleştirdik. Niye bunu bir salataya yerleştiriyoruz? Ve zeytinyağın içerisine bunu koyuyoruz. İçerisindeki etken maddeler zeytinyağı daha çok geçsin diye. Hmm. Yani bunlar aroması. Bunlar aynen, hem aroması hem esansı hem de içerisindeki etken maddeler. Zeytinyağındaki madde oraya geçsin diye değil. Hmm. Bunun esansı buraya geçsin diye yapıyoruz. Bunu bu şekilde hazırladık. Şimdi orada kara lahanamız var, kırmızı lahanamız var. Kırmızı lahanayı niye kullanıyoruz? İçerisinde sülforafan adı verilen bir madde içerir. Sülforafan da çok ciddi bir kanser savaşçısıdır. Ama sülforafanı biraz da açığa çıkarabilmek için onu şimdi bir rondoya koyacağız. Tamam hocam. Ben böyle o zaman bir kabın içine alayım. Bunun alalım. İçine alayım hocam. Alalım, oradan rondoya koyalım. Tamam. Kırmızı lahana muhteşem bir. Üzerine birazcık bir şey koyalım mı hocam hiç? Yok, koyun. Şu anda sadece rondoya koyuyoruz. Tamam. Bu arada bunu vereyim ben size. Tamam. Buradaki sarımsağımızı hemen dövüyoruz. Şöyle havanımı, evet, alayım. Havanda döverken zeytinyağımız nerede? Burada hocam. Siz de bana yardım edin. Evet. Şöyle atayım. Şimdi ne yapacağız? 4 diş sarımsak atıyoruz. 4 diş sarımsak atıyoruz. Onu hemen eziyoruz. Onu ezdikten sonra çıtır çıtır sesleri geliyor. Çıtır çıtır sesi geldikten sonra şu şekilde zeytinyağıyla bunu bütünleştiriyoruz. Bu bizim, evet, devam edebiliriz. Tamam. Ondan sonra beklemeye aldık. Neden? Zeytinyağını alıp direkt yutuyorum hocam. Yutayım mı? Hiçbir faydası yok. Çiğneyim mi? Çiğne şey, ama. Sarımsağı. Tabii çiğne. Çiğnemesi güzel bir şey ama en iyi etkinliği böyle sağlarız. Neden? Sarımsağın içerisindeki etken madde allin adı verilen bir etken maddedir. Allin. Şimdi burada biraz kitabi bilgi söylemem lazım ama çok önemli burası.
alin, alinaz enzimiyle alisine dönüşür. Biz bunu dövdüğümüz andan itibaren alini alisine çevirir. Aynı zamanda başka maddeler de ortaya çıkar. Alin maddesinin alisine dönüşmüş olması yavaşlatacak olan şey zeytinyağıdır. Bunu biz bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirmek için kullanacaksak alliğin maddesine ihtiyacımız var. Tamam. Alliğin maddesinden mümkün olduğunca faydalanmak için bu şekilde zeytinyağı ile sarımsağı hemen bütünleştiriyoruz. Ama döver dövmez. Ama şeye de dikkat etmek lazım. Sarımsak, Çin sarımsağı falan var. En güzeli Taşköprü sarımsağıdır. Tamam. Selenyum ama yüksektir. Ama çok satılıyor Çin sarımsağı. Ama ona bizim dikkat... o Taşköprü gerçekten muazzam. Bir taneydi. Toprağından Hocam, kaynaklanıyor. Ben şunu şöyle bir yapalım biraz. Son tekrar yapacağız. Tamam. Evet. Şu an için kafi. Son tekrar devam edeceğiz. Normalde bu şekilde aldık zeytinyağımızı. Normalde 7-8 dakika bekletiriz. Bekletmemiz bu. Şimdi zamandan kazanalım diye ben hızlı yapıyorum. Bu şekilde beklediği zaman alin sülfit adı verilen başka maddeler de ortaya çıkıyor. Oksitleniyor. Ama aynı zamanda beklettiğimizde yine bağışıklık sistemini çok ciddi destekleyen ajoen denilen bir madde daha açığa çıkıyor. Yani bakın sarımsaktan ne kadar çok faydalandık. Alliğin maddesini koruduk, ajoeni oluşturduk ve bağışıklık sistemini destekleyen, aynı zamanda kalp damar sistemini de etkileyen, olumlu şekilde etkileyen bir formül haline getirdik. Bunu da bunun içerisine katıyoruz. İçerisine yani. Katıyorum evet, hocam. Aynen katıyoruz. Evet. Şimdi bunu yaptıktan sonra limon kabuklarımızı koyuyoruz. Hemen limonumu alayım hocam. Her şeyi taze taze evet. Anında şöyle. Limonun kabuklarını niye koyuyoruz? Limonun kabuğunun içerisinde D limonen var. Evet. O bizim açımızdan yeterli. Yeterli. Biraz limonumuzu sıkalım. Ondan sonra tekrar evet rondoda bunu geçirelim. D limonen yine bağışıklık sistemini kuvvetlendiren, kansere karşı savaşan çok önemli bir kaynak. Ama herkes limonun kabuğunu atar. Ne güzel bir salata olacak. Aynen, ben böyle bakıyorum. Hayır, ben böyle bunları kesip kesip bir tabağın içine koyacaksınız. Yağını işte limonunu sıkıp salata haline gelecek zannettim ama... Evet. Bambaşka bir hale. Evet. Hatta şimdi Murat Bey çok güzel. Şimdi onu alıyoruz. Bunun içerisine döküyoruz. Hocam ben hemen yanınıza hemen geleyim böyle bir kaşığımı alayım. Alıyoruz. Şimdi kırmızı lahanamız. İçinde sarımsaklarımız. Limon kabuğumuz. Bakın çok da güzel bir aroması var. Kokusu geliyor mu? Kokusu muazzam. Lütfen bakın aromasına ne olur. Buyurun. Muhteşem de bir aroma yarattık. Yani sağlığımızı şaka korurken yani, aromayı da şey yapıyoruz, ihmal etmiyoruz, kuvvetlendiriyoruz aromamızın da etkinliğini arttırıyoruz. Onu aldık, içine koyduk. Koyduktan sonra içerisinde bunun sülforafan maddesi var. Biraz kapatıyoruz, birazcık bekleyelim. Kapalı bir rondoda yapılırsa biraz daha sağlıklı olur. Ama kullandığımız, biz bunu 2 kişilik, 3 kişilik yaptığımız için bu yeterli. Ama daha kalabalık yapacaksak ağzı kapalı bir rondoda bunu yapabiliriz. Şimdi bunu alıyoruz ve bu şekilde birazcık... Bir nevi fermente ediyoruz. Sülforafan bir gaz değil. Ama sonuçta parçalandı. Sarımsakta da aynı şekilde etken maddeler açığa çıktı. Biraz daha böyle tabiri caizse fermente olsun beklesin. Peki, şu an beklemeye aldık. Ne kadar bekletilsin mesela evde yapan? 10 dakika. 10 dakika yeterli. Evde yapan 10 dakika. Maksimum 15 dakika. Hocam ben domatesleri kesmeye başladım şöyle. Domatesleri kesiyoruz. Domates bir likopen kaynağı. Likopen. Likopen çok önemli. Antikanser özelliği olan. Bağışıklık sistemini ciddi şekilde kuvvetlendiren. Zaten tüm kırmızı renklerde var likopen. Kırmızı renkler çok önemli bizim açımızdan. Aslında bakın hep doğanın renkleri var burada dikkat edersiniz. Bunları kullanıyoruz. Şimdi domatesi normalde bu şekilde çiğ tükettiğimizde likopen maddesi alır mıyız? Tabii ki alırız. Tabii ki kullanırız likopeni. Ama biz bunu alıyoruz. Koyuyoruz. Koyuyorum. İçerisine aspirya koyuyoruz. Hem ısıtıyoruz, hafif böyle pişiriyoruz. Neden? İçerisindeki likopen oranını kat be kat arttırıyoruz. Bu şekilde yediğimizde bize olan faydası artacak. Çok az daha bunu çeviriyoruz. Tamam hocam, şöyle çevirelim. Evet, biraz daha çevirelim, biraz daha şey olsun. Süper. Evet, evet, çok güzel oldu. Bu bizim açımızdan şu anda yeterli. Kapattım altını hocam. Kapattık, evet, harika oldu. En son bir karıştırayım. Karıştırıyoruz. Evet, şimdi yavaş yavaş artık salatamızı... Tabağı alalım hocam. Evet, tabağımızı Benim alıyoruz. De bir tabak yemeğim var. İkisini de yan tamam, yana koyarız peki. Beraber tamam, afiyetle yeriz aldık. Evet, şimdi... Gayet güzel. Evet, öncelikle bu demlendi. Bunu bir biraz daha fazla bekletebiliriz. Biz süremizden kazanalım diye. 10-15 dakika dediniz 10-15 hocam. 10-15 dakika bizim açımızdan yeterli.
Hocam, yalnız bunu dökmeden önce biraz kaya tuzu koyalım içerisine. Tamam. Evet, hafifçe. Yeter o bizim için. Tekrar bir karıştıralım tamam, onu. Tamam. Ben öteki tavayı da karıştırayım şöyle. Ay, yani iki tane. Yok. Ben hemen karıştırdım. Kaya tuzu bizim açımızdan doğal olduğu için onun için kaya tuzunu tercih ediyoruz burada. Tamam, hocam şöyle fiyakalı bir tabak da buldum. Şefler de sever evet, böyle işleri. Evet. Israrla bu tabak olsun dedi şefim. Murat şefim ses çıkarmadım ben de. Evet. Ama aromayı alıyorsunuz değil mi? Buram buram geliyor hocam. Şimdi esasında yanda da o baharatlardan gelecek. Evet tabii. Evet. Şöyle koydum hocam. Ondan sonra buradan alıyoruz maydanozlarımızı. İsterlerse maydanozlarımızı kendi elleriyle pertikleyip koyabilirler. Tamam. İsterlerse düz koyabilirler. Nasıl isterlerse salata içerisinde elle de yiyebilirler. Nasıl yapsınlar hocam? Hocam, siz onları tüm koyun, bunları da böyle tamam, o zaman, birbirlerini tutup tamam, koyalım. Öyle yapalım. Şöyle şunları da şöyle elimle ben tamam, üzerine. Tereotunu nasıl yapalım? Yine size bağlayayım. Tamam. Yine onları da ben böyle çok az şey tamam, yapıp. O zaman maydanozları ben koyuyorum. Tamam. Şöyle yapıyorum. O zaman maydanozları ben bu şekilde koyuyorum. Aynen. Etraflarını yani şu şekilde bırakıyorum. Tere ne kadar güzel bir... Evet. Tereye ben de bayılıyorum ya salatada. Salata. İçerisinde B6 vitamini var terenin. Hakikaten çok ciddi bir bitkidir. Mutlaka öneriyorum ben tereyi. Aynı şekilde dereotu. İçerisinde visenin ve kamfer adı verilen iki tane madde var. Visenin özellikle radyasyona bağlı oluşan hücre hasarlarını gidermede çok etkilidir. Kamferol dediğimizde bağışıklık sistemini oldukça kuvvetlendirir. Hepsinin aslında içerisinde çok ciddi etken maddeler var. Evet. Hocam ben de kendi yemeğimi hemen yanına böyle getiriyorum. İkisinden ve, de biraz biraz. Şimdi en son. Baharatlar kaldı. Evet. Sonra hepsinin tadına bakarız vallahi. Tabii bunu sayın izleyenlerimiz istediği gibi şu şekilde daha da zenginleştirebilirler. Daha da çok şey koyabilirler. Mesela isterlerse şu baharat karışımına kişniş de ilave olabilir şu zeytinyağının içerisine. O da ağır metalleri uzaklaştırır. O da kullanılabilir. Şey susam. Burada, şöyle susam bir tek olsun. Neden olsun bir tek susam? Mu? Onun dışındakileri ben toz olarak pek salataya önermiyorum. Bir tek susam olabilir. Şey susam değil ya. Şey susam olur. Siyah neydi? Çörek otu. Çörek otu. Olur. Çörek otu da olur. Susam değil. Çörek otu da olur. Tamam. Hocam o zaman baharatları da koyalım. Buyurun. Şöyle alayım. İçerisinde bunun fesleğen vardı. Biberiye vardı. Yanlara doğru koyuyorum hocam. Evet. Hepsinden zaten karış. Zaten onun yağıyla yağında üstüne salata dökelim mi birazcık? Tabii tabii. Onun zeytinyağını dökeceğiz evet, tabii. Karışacak. Çok az olarak koyacağız. Soğutmadan isterseniz.